Herkese selam, merhabalar. Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir, bir buçuk ay oluyor saymadım bile ama ee, bir aradan sonra tekrar bu hayatta kalan çiçekli bitkilerimle yine tekrardan karşınızdayım. Ee, ben de bitkilerimle yeni kavuştum. Sizlerle e, son hallerini, durumlarını paylaşmak istiyorum ve size bu sıcak yaz günlerinde Bitkilerimize nasıl bakım yapmalıyız? Bununla ilgili ufak tiyolardan bahsedeceğim. Şu an bakın benim derecem yaz kış her zaman biliyorsunuz çiçeklerimin e, yanında bir termometre bulunduruyorum. O da termometresi. Şu an e, yaklaşık 38-39 dereceye tekabül ediyor. Bulunduğum ortam <laughs> inanılmaz sıcak ve e, direkt perde arkasından bile güneş aldırmış olsam Bitkiler etkilenebiliyor. Ee, lütfen sıcaktan bitkilerimizi koruyalım. Size söylemek istediğim tek tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle bu havalarda, e, şu saatlerde ya da öyle sıcak saatlerinde bitkilerinizi sulama işlemi yapmayın. E, bitkilerimizi bu aylarda biraz daha dişimizi sıkalım. Kesinlikle gübreleme her ne olursa olsun e, şu evde yaptığımız. Ev kürleri dışında hiçbir şekilde gübreleme işlemi yapmayalım. Direkt bitkilerimiz yanabilir. Şimdi ben tek tek size ne birlikte inceleyeceğim. Termometremi tekrar e, size göstermek istiyorum. Bakın 40 dereceye yakın ve şu an saat yaklaşık 4 civarı olması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum. Ee, yine de ben e, ucuz atlattım diye düşünüyorum ama her yaz kayıp yaşıyorum. Ben daha hayır olsa o kadar ilgilenmeme rağmen mutlaka kayıp yaşıyorum. Önce kötülerden başlamak istiyorum ben. Kötü dediğim e, bunlar e, onları bırakmadan önce şöyle şu büyüme kaplarının içerisine ektiğim ve neredeyse bakın yaprakları e, kumaş gibi kumaş döşemesi gibi. Çok yumuşaklardı ve yani çok umutsuz bir şekilde bunları diktim ama yeni yaprakçıklar vermişler. Bir başkasının baktığıyla bu kadar oluyor. Bitkilerim yaklaşık bir, bir buçuk aydır dediğim gibi bitkilerimle kendim ilgilenmiyorum. Öyle bir kafa tatiline çıktım. Çünkü bu sosyal medya beni çok yordu arkadaşlar. Kendimde biraz duyarlı biri olunca çok fazla etkilendim. Biraz iyi geldi. Yani böyle olması ama bunlar sevindirici. İlk bunlara baktım. Beni biliyorsunuz ben kötü durumdaki bitkileri tekrar canlandırıp hayata tutturabilenlerdenim. O çok daha fazla keyif veriyor bana. Bunlar bakın köklenenler bile olmuş içinde. Böyle solucan gibi minnak minnak kökleri oluşmuş ve canlı canlı. Biraz daha sıkın dişiğinizi kızlar diyerek sürekli onlarla sohbet ediyorum geldiğimden beri. Çünkü havalar serinledikten sonra bu yeni yaprak çıkartan kızlar hepsi pıtır pıtır dal verecek. Gübreleme işlemimizi de yaza girerken zaten vermiştik. Tekrar ediyorum şu an videonun başlarında yine arkadaşlar bu NPK gübrelerimizi Bunların bir takvimi olduğunu zaten yıllardır anlatıyorum dilimde tüy bittiği bunu anlatırken ee, NPK gübrelerimizi bu sıcak yaz aylarında Haziran Temmuz Ağustos gibi e, bu Türkiye genelinde her yerde sıcak geçiyor biliyorsunuz sıcaklıklar yaz aylarında. Lütfen ve lütfen NPK gübrelemesini durdurun. İşte yarasa gübresidir ya da herhangi bir kullandığımız işte orkide besin takviyesidir. Yani ben risk almayı seven biri değilim. O yüzden sizlere de hiç önermiyorum. Sade su ile ya da benim ee gitmeden önce biriktirdiğim ve kurumuş şu yumurta kabuklarından şimdi hepsine fazlasıyla yetecek ve artadabilir. Bunları fırınlayıp. Bunları blenderdan geçirip bunun videosunu da yarın yine sizlerle paylaşacağım. Bugün e, çok fazla arayan, eden, soran, e, mesaj yazan olmuş. Instagram'a gene hiç bakmadım, hiç bakmıyorum. Ama çok merak edenim var. Ol, yani varmış daha doğrusu bunu öğrenmiş oldum. E, size yine küçük bir anı da anlatacağım. Yine yaşadığım, bu da çok etkiledi beni. E, yine orkidelerle ilgili, benimle ilgili bir durum. E bununla ilgili de yarın bir video çekerim inşallah. Bol bol bir video çekmeyi düşünüyorum bu hafta sizler için. kendimde haliyle yerleşik hayata yeni geçtim ama orkidelerim tabii ki her zaman önceliğim. Şu Tosun Paşamı da göstermek istiyorum. Ayağımın dibinde Tosun Paşam da çok iyi. Bu yumurta kabuklarımı göstermek istedim. Siz de bunları biriktirin atmayın. Bunun videosunu ayrıca bir çekeceğim sizler için. Şu yoğun bakımdaki entübelere gösterdim. Şimdi çiçekli kalan orkidelerim şu kızım çılgın. Şunu çiçekleri geçsin. Ee, bakın bu kaz boynu gibi uzadı gövdesi. Ama e, en eski orkidelerimden bir tanesi. İnanılmaz seviyorum bu kızı. Ve yaz kış belki de yani 3-4 kez çiçeklendiği oldu. Hem kokulu yani bilmiyorum ismini çok da önemli değil. Leolin Orange diye e, seviyorum ben bunu bahsederken. Ama çok ama çok çalışkan bir kız. Size anlatamam. E, kokulu orkidelerimden de tek şöyle bir türüm var. Bunun ismini de bilemedim. Bilen varsa aranızda şey e, söyleyebilir, yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Katılan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Evet buralar bensiz nasıldı bilmiyorum. Yorum kısmını yazarsınız artık. Ee, şu inanılmaz güzel kokuyor. Yani bir parfüm esansı ancak bu kadar etkili olabilir. Şerife Hanım ben de hepinizi çok özledim. Fatma Hanım hoş geldiniz. Valla böyle bir canlı yayın yapmak geldi. Ben biliyorsunuz kafasını ne tarafa eserse öyle yapıyorum. Çok fazla bu YouTube'un kural kanunlarına uyamıyorum. Ee, şu şeyler hariç yani ee, nedir onun adı? Telif melif onlara tabii ki dikkat ediyorum. Ee, başım ağrımasın diye. Şu bronz bronz değil ya. Bronz bu da. Kafa gitti. Ee, şu iki çiçeğim düşmüş. Bu ve şu kızım inanılmaz odayı kokutuyor. Dehşet bir şey. Sabah özellikle sabah güneşi aldığında. Köklerimiz gayet iyi. Çok sağlıklıyız. Hiçbir sıkıntı olmamış. Çok sevindirici. Yani düşündüğü ses tonumdan da anlarsınız herhalde değil mi? Bunlar kötüleşmiş olsaydı bu kadar e, enerjik sesim gelmezdi. Hadi bir kalkar mısın anneciğim? Kulağına basacağım yoksa. Kalk. Kalkma. Otur o zaman. Şimdi şurada blueberry kızım vardı, onu da giderken çiçekli bıraktım. Asıl bomba. Şu beklediğim sinek sıkın diye Asyalı kızım, çiçekli halinde resim çekmedim. O kadar küstüm ki hiç çekmedim. Kendim izledim sadece keyfine baktım. Tek bir çiçek verdi. Ama şu an kendi çok sağlıklı. Hatta bakın sulaması gelmiş bunun. Kökler de çok sağlıklı. Biliyorsunuz tek çiçek veriyor bunlar. Yaprak sayısı da tamam. Hepsi gayet iyi. Şu multi flora çok var. Ben de şu an elimde ve bunların hepsinin sulaması gelmiş. Şu kız vardı yine bende açan kıştan. Salkım saçak. Şimdi Lütfiye Cona güneş zararlı tabii ki değil. Ama ben e, tül perde arkasından bile inanın şu an gösteremiyorum. Çok sıcak. Çünkü e, camı ya da balkonu açık bırakmak istesem perde uçuşabiliyor. Çok devrilmeler yaşanıyor. Bakın bu örümceklenmiş bile burada. Yani güneş tabii ki zararlı değil ama direkt güneş ışığı bir de odayı eğer havalandıramazsak çok bunaltıcı bir ortam oluyor. Yani içeride bir ventilatör falan bile çalıştırsanız bence işe yaramaz. Ama birçok çiçeğimin çiçeği kurudu. Daha doğrusu geçti. Vakti geldi ama hepsi uzun süredir çiçekli bitkilerim zaten. Çok normal bir dökülme bunlar. Bu sıcaklarda çok iyi bile dayandılar. Yani ben bile Yaprak dökümü yaşadım. Bakın bu su yetiştiremiyoruz. Yani uzaktan bunları takip etmek kontrol etmek vallahi yani işte ne yapayım ömrümden ömür gitti. Şu çiçekleri şöyle bunlar hepsi sıcaktan etkilenen bitkiler. Tekrar ediyorum yeni katılanlar için ya da yeni e, izlemeye başlayanlar için gübreleme lütfen bu aylarda yapmayın. Az önce bir arkadaşımız tabağının altında su bulunduruyorum demiş. O da doğru bir yöntem değil. Çünkü bitki eğer bulunduğu ortam ısındığında bildiğiniz kökler haşlanmış oluyor. Hiç anlayamazsınız bir iki gün içerisinde o tabakta bekleyen su ısındığında kökleri haşlar. Bir bakmışsınız o güzelim kökleriniz mahvolabilir. Bence hiç böyle bir şeye risk almayın derim arkadaşlar. Siz gübreleme işlemini bırak yani bu aylarda kesinlikle yapmayın. Biraz dişinizi sıkın. Eylül'ü bekleyelim. Eylül'de ee, ben de yapacağım sizlere de buradan hatırlatmalarımı yaparım zaten <laughs> gübreleme işlemine başlayacağız hep birlikte ee, sadece su ile sulayalım dibinde su bırakmayalım ee, ben şöyle bir de arada şöyle bir şey yapıyorum ee, çiçekleri geçenlere özellikle şu budama yaptıklarıma şöyle fıs fıslama. ama bunu da lütfen kendinize güvenmiyorsanız eğer e, yeteri kadar havalandıramayacaksanız bakın ben yaprakları da kaçırıyorum ama şu an bulunduğum yerde esinti var. Eğer bu esintiyi veremeyecekseniz bitkilerinize lütfen e, bu yöntemden de kaçınmanızı tavsiye ederim. Yani bunu fıs fıslayıp kapalı odayı kapatırsanız işte güneş gelmesin diye o camı pencereyi kapatırsanız hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Şu an birçoğu bende çiçeksiz bitkilerimin. Hadi bir kalk bakayım anneciğim ya. Kalk Şimdi bunlar hepsi çiçeksiz. Şu kız e, ismini gene bilemedim, aklıma gelmiyor. Ama e, bu da salkım saçak iki dallı. Bunu da çok paylaşımını yaptım. Yani şu orta yapraklarda yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Ben de bir sene daha böyle olmuştu. Bunun neden kaynaklandığını halen çözemedim. Orta çıkan yeni yapraklarda, bebek yapraklarda şöyle bir e, görüntü bozukluğu var. Ama e, yani yeni bir yaprak da çıkartıyor. Baktım köklerine, yaprak aralarına herhangi bir sıkıntı hiç yok. Fakat sıkıntı nedir onu çözmüş değilim arkadaşlar. Bunlar hepsi çıkacak. E, dediğim gibi çok fazla kayıp yok. Hadi kalksana anneciğim ya. Ay bakar mısınız bak itiyorum kalkmıyor. Allah'ım. Yok Hilal Hanım, hepsi trips e, olmuş olamaz çünkü kontrollerini yaptım onların çünkü birçoğunda var. Yani birçoğunda dediğim yeni çıkaran yapraklarda var e, trips olduğunu düşünmüyorum arkasından yeni yaprak da çıkarttılar çünkü. Şimdi şurada bir tane bir kızım vardı. Bunu da bunun suyu yerinde, bunun da yeni bir çiçek dalı var. Fakat gelişim göstermemişti. Sıcaklarda arkadaşlar bu dal ve yaprak büyütmesi çok sıkıntı. Evet Arzu Hanım. Yani geçmiş olsun. Eğer böyle şüpheli durumlar varsa şüphelendiğiniz durumlarda toz tarçın serpebilirsiniz. Bunu da dal beklerken e, benim beklediğim dalken bakın buradan bir -2, 2 vermeye çalışmış gövdeden. Bu da karşı tarafta bir dal. Sıcaklarda dal büyümüyor arkadaşlar. Dalın büyümesi ve tamamlanması için serin ortam lazım bitkilere. O yüzden e, eylül ayını bekleyeceğiz. Ama bu da çok ağır tutamadım. Aşırı sıcaktan gelişim güzel olmuyor. Yapraklar biraz cılız herhalde. Sıcaklardan benim de yapraklar cılız bazı türlerde. Yapraklar cılız değil ama işte söylediğim gibi böyle yağmuk yumuk eğri bürü çıkıyor. Yani bir var neredeyse. Öf. mesela bakın yani tripste de kontrollerini yaptım ben çok trips'e benzetemedim ama bilmiyorum olabilir da da bakın trips izi gibi duruyor ama değil bu daha önce de oldu bende bir sene ee, şu karnabahara benzeyen kız var bakın bu bence kuruluktan ve e, yani yeterince havalanamamaktan diye ben bağlıyorum. Çünkü yine bir senesi tatile çıktığımda evde olmadığımda sulayarak gitmiştim. Yine öyle bir sıkıntı olmuştu. Yoksa aynı sulamayı ve aynı ortamda yapıyoruz. Tamamının trips olması lazımdı bir buçuk aydır. Ve fark ettiğimde de bozulması gerekiyordu. Mesela bakın şöyle marullu marullu çıkıyor. Yani bunda herhangi bir trips belirtisi yok. Neyse böyle siz şüpheli bulduğunuz durumlarda arkadaşlar toz tarçın serpmeyi unutmayın. Ben öyle yapıyorum çünkü ee, dediğim gibi fıs fıslamayı eğer iyi havalandıramayacaksanız lütfen e, fıs fıslamayı yapmayın. Hiç yapmayın daha iyi ama inanılmaz sıcak 39-40 derece akşamları da en fazla düşsün. Yani 10 dereceye ya düşüyor ya düşmüyor burada. Biraz daha dişimizi sıkacağız. Kısacası sağ salim kışa orkidelerimize girmek istiyorsak çok aceleci davranmayacağız. Yine dediğim gibi size bir ufak bir anı anlatmak istiyorum. Ama şu an orkideler burada değil. Diğer balkonda 8-10 adet elimde şu an bir orkide var. Kötü durumda hepsi. Arkadaşlar öyle bir hikaye ki şöyle bir mesaj aldım ben e, bayramdan hemen sonra hiç tanımadığım bir takipçim. Kısaca anlatayım sonra detayları anlatırım size. E, annesini kaybetmiş, annesini bayramın birinci günü kaybetmiş takipçim. İsmi de Nuray Hanım diye yazışmalarımız da var. E, Ada pazarında yaşıyorlar kendileri. Annesi benim takipçimmiş e, ve bayan Allah nur içinde yatırsın. Sizler de birer Fatiha okursanız ben de sevinirim. Ee, ölmeden önce demiş ki bana bir şey olduğunda bitkilerime siz bakamazsınız. Bunu ne yapın edin Ebru Hanım'a ulaştırın diye bir istekte bulunmuş. Bu bayan da bana ulaşmak istedi. Ee, açıkçası ben başta hiç tanımadığım için biraz böyle bir güven sorunu yaşadım. Ama sonradan anladım ki yani gerçek bir e, hikaye ve talep olduğunu anladım. Sonra e, çok aşırı duygulandım bu konu için sonra kendisi ada pazarından kendi imkanlarıyla bana çiçekleri getirdi Bursa'ya hatta ben e, isterseniz onları sahiplendirebilirim çünkü benim yeterince orkiden var dediğim halde e, yok Ebru Hanım özellikle sizin bakmanızı istiyorum dedi fakat çok sıcak bir günde ve çok kontrollü bir şekilde taşınamadığı için ne yazık ki tüm yapraklarını kaybettik. Ve canavar gibi kökleri var bitkilerin. Onları da yine sizlere bir başka videoda gösteririm. Çünkü başka bir balkonda şu anda mantar ilacıyla hepsini ilaçladım. Çok üzüldüm böyle bir şey yaşadığımızda. Da. Ama çok sıcaktı ve kendisi de çok fazla bu konuda bilgili olmadığı için bitkiler çok etkilenmiş. Yaprakları neredeyse hepsi zarar görmüş. Birçoğunda mantar vardı. Ama ben inşallah büyük bir çaba sarf ederek onları tekrardan canlandıracağım. Kendisi de yerinde rahat uyusun. Yattığı yer incinmesin inşallah. Allah rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele etsin inşallah. Çok üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Çok etkilendim. Eşim de e, yani birlikte konuştuk. Yani e, çok etkilendik. Ne yapacağımı bilemedim. Ne hissedeceğimi bilemedim. Bir almasam mı? Hani kendisine bakmayı önersem kendisi baksa daha iyi olur dedim. Ama kendisi ısrarla bana ulaştırmak istedi. Böyle de bir anı yaşadım benim gibi bir insan içinde çok aşırı duygulandım bunun için böyle sizlerde dua edin İnşallah nur içinde yatsın aynen valla işte bu orkide nelere kadir böyle olaylar da bizlere yaşatıyor aynen çok duygulandım çevremde herkese de bahsediyorum şimdi çok duygulandım yani keşke sağ salim elime ulaşsalardı köklerinde hiçbir sıkıntı yok Dediğim gibi yarınki videolarımda falan e, şu yumurta kabuğuyla ilgili bir, yeni bir video çekeceğim, bol bol video çekeceğim size. Hazır olun kafanızı şişireceğim. Böyle çok uzun tutmayalım. E, yeni izlemek isteyen arkadaşlarımız için bu videoyu da e, bir hoş geldin videosu olsun istedim. Ben sadece şu kalan çiçekli fıstıklarımla sizlere bir veda ediyorum. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim. Takipte kalın e, YouTube'a da bir anket bıraktım. Oradan anketimi de oylarsanız, yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.